Geometrinin starı olmak istiyorsan 3 4 5 All starı sorularıyla geometri konu denemeleri başlıyor. Arkadaşlar merhabalar. Star Metri serisine bu video ile birlikte başlıyorum. Star Metri nedir? All Star'ın starı. Geometrinin de metrisini aldım. Al sana Star Metri. Bu seriyi oluşturdum. Bu seriyi de sana her konudan konu denemesi yapacağım. Ve sizin için önemli konu denemeleri olacak. Bu denemedeki sorular Tam ÖSYM nasıl gitmiş, nasıl sorular sormuş ona göre seçilmiş sorular olacak. Yani kafama göre işte bir oradan kolay olayım, bir oradan zor alayım. Zor sorular da olabilir tabii ki ama ÖSYM'nin sorabileceği zorluktaki zor soruları seçip sizin karşınıza koyacağım. Tam böyle ÖSYM'yi iyi analiz etmiş biri olarak söylüyorum. ÖSYM'nin de karşınıza çıkarabileceği soruları da düşünerekten bu seriyi oluşturdum ve her konudan oluşturdum. O yüzden ilk etapta soruları gördüğünüzde siz durdurun ve ilk etapta o soruları lütfen ama lütfen siz çözmeye çalışın. Her konudan genelde 3-4 soru şeklinde gideceğiz. Bazı videolarda 3, bazı videolarda 4 olacak. Bugünün konusu nedir? Bugünün konusu da açılarla ilgili konu denemesi yapacağız. Açılarla da ilgili 4 tane sorum olacak. E ne yapalım? Başlayalım mı? Hadi bakalım. İlk sorumuz gelsin. Şimdi aşağıdaki şekilde kendi içinde paralel satır çizgilerine sahip dikdörtgen biçimindeki iki kağıt üst üste konulup üzerlerine kırmızı çizgi çizildiğinde çizilen kırmızı çizgi üstteki kağıdın satır çizgisiyle 110 derecelik, alttaki kağıdın da kenarıyla 30 derecelik açı oluşturmaktadır diye Şekil üzerinde de zaten buradaki açıldığı yerlerini şöyle görüyoruz. Buna göre kağıtların kenarları arasındaki geniş açı olan x nedir diye soruluyor bize. Öncelikle durdur videoyu. Sen bir çözmeye çalış. Öğrenciye bak böyle bir soruyu sever. Dikdörtgen şeklinde ve satır çizgileri çizilmiş soruları gerçekten de seviyor da sorabilir de. Şimdi ben soruyu çözmeye çalışayım. Düşünerek çözmeye çalışayım. Her verilen bilgiyi kullanarak çözmeye çalışayım. Bana burada ne verilmiş? Hocam 30 verilmiş. 30'u şu an kullanamıyorum. Ne verilmiş? verilmiş burada? 110 verilmiş. 110 nerenin elemanı? Hocam şuradaki dikdörtgenin satır çizgilerinin elemanı. O zaman ben bu dikdörtgeni ve satır çizgilerini düşünerekten 110'u kullanmak zorundayım arkadaşım. E o zaman 110'u kullanmak için hamle yapacağım. Hocam bu satır çizgilerini de zaten soruda paralel vermişti. Aa dikdörtgenin de bu kenarını düşünecek olursam Hocam bununla bu paralel ya. O zaman yöndeş açıdan dolayı burası da 110 derece yapar mı? Yapar. Bak verilen her bir bilgiyi kullanmayı da öğrettiriyorum sana. 110 yaptı burası. E o zaman burası 110 olsa burası kaç derece yapacaktır? Hocam 70 derece yapacaktır. Sonra hocam 30 dereceyi kullanmak zorundayız biz. E 70'i de bulduk. Bulduğumuz bilgiyi de kullanacağız. Ana şuradaki üçgende iki iç açı bir dış açı. X diyemeyelim hatta Y diyelim. Sen 30'la neyi toplarsan 70 bulursun. Tabii ki Kırkı. Buraya da hemen kırkı yapıştırdın. Sonra takıldın kaldın. Takıldığı zaman ne yapıyorsun? Soruyu okuyorsun. Kullanmadım miliye bakıyorsun. Hocam neyi kullanmadım? Dikdörtgenleri kullanmadım. Buraları 90'ar derece. 90'ar derece. Başka neyi kullanmadık? X'i kullanmadık. Hadi X'i şu anda bulamam ama şuraya bir Y diyeyim. Y'ye bakalım. Bir de dikdörtgenin karşılıklı kenarları neydi? Hocam paraleldi. Yani şunlar paralel. Bu paralellikleri zaten biz burada kullandık. Yöndeşlikten dolayı. Bir de dikdörtgenin şu karşılıklı kenarları paralel. Aa ne çıktı burada? Arkadaş bakar mısın? Şununla şu birbirine paralel mi? Paralel. İki paralel doğru arasında ne var? Hocam şöyle bir M kuralı var. 90 değil mi burası bu arada? Dikdörtgenden dolayı evet. O zaman şuradaki M kuralından dolayı Y ile 40'ın toplamı 90 yapacak ya. Yazalım şuraya. Y artı 40 eşittir 90'dan Y'yi buradan 50 olarak buluruz. E Y 50 ise X de 180'e tamamlayanı kaç olur? 130 olur. Evet cevap böylelikle Akçay çıktı arkadaşlar. Gördünüz. Verilen her bir bilgiyi kullanabildiğimiz sürece sorunun cevabına şey rahat bir şekilde ulaşabiliyor muyuz? Ulaşabiliyoruz. Evet cevap 130 çıktı. Gelsin bir sonraki sorumuz. Bir sonraki sorumuzda da yine bir dikdörtgen var ve şekil 1 ve şekil 2 var. Şimdi bir kere dikdörtgen biçimindeki bir cetvel dediği için bir kere dikdörtgenin şuradaki 90 derecelerini kullanabiliriz büyük ihtimalle. Cetvelde şöyle bir 90 dereceleri şurada bir yapıştırayım. Verilen her bir bilgi kullanacak kardeşim. Sonra cetvel şekil 1'de bu şekilde konulmuş. Şekil 2'de de bu şekilde konulmuş. Bizden ne isteniyor? C açısı nedir diye soruluyor. Evet buradaki C açısı soruluyor ya da buradaki C açısı soruluyor. Şimdi ilk şekle yoğunlaşalım. Arkadaşlar ilk şekli gördüğümüz zaman 40 ve 88'i kullanacağım. 40 ile 88'i yan yana getirmeye çalışacağım daha doğrusu. Ya hocam 40'ı 88'in yanına getirirsem olmaz ki zaten 40 bak üçgen içerisinde. 40 ile bir oynama yapmayalım bence. Neyle yapalım? 88 ile. Çünkü 88 bak dörtgenin içerisinde. Tamam burada bu dörtgeni de kullanarak da sonuca ulaşabiliriz ama üçgenden yola gitmek daha kolay olacağı için ben burada 40 ile oynama yapmak istemiyorum. Üçgenin içerisinde bir üçgenin iç açısı. 88 dörtgenin iç açısı olduğu için dörtgenle oynamak istiyorum. Şimdi dikdörtgen olduğu için karşılıklı kenarlar ne olacak? Birbirine paralel olacak. O zaman 40'ın yanına getirmeye çalışacağım ya. Bak burada ters açıdan dolayı burası 88 mi? 88. E şimdi şu paralellikleri kullanacak olursam hocam yöndeş açıdan dolayı burası da ne olacaktır? 88. Ana ne çıktı burada? Bak. Bu açıyla bu açının toplamı 88 yapar. İki iç açı bir dış açıdan dolayı. O zaman ben burada kaçı kaç derece bulurum? 40 ile 48 toplarsam 88 yapacağı için A açısını 48 derece olarak bulurum. E şekil 1'deki üçgenle şekil 2'deki üçgen ayrı değil mi? Kesinlikle A açısını 48 bulduysam gelirim burada da 48 yazarım. Hatta burada da bana ne verilmiş? Burada kaçı da 48 derece olarak verilmiş. Sonra şekil 2'de işlem yapacağım belli. Hocam şekil 2'de bu açılar eşit verilmiş. O zaman ben bu açıları kullanacağım. E hocam bu açı bu açı e bir de 48 var. Şuradaki dörtgensel iç bükey bir dörtgen içinde değil mi? Evet bak beyin oraya yönlendirdi. Soruyu oraya yönlendirdi bizde. Arkadaş burada ne var? Boynuz mu var? Boynuz ya da bumerang ya da şal var. Ne derseniz deyin. Hocam burada bir boynuz var. Boynuzdan dolayı şuraya bir y y dersem. Açılar eşit ya. Buradaki 48 ve y artı 48 artı y artı y ne eşit olur? Yani 48 artı 2 y ne eşit olur? 90'a eşit olmak zorunda. Çünkü şu üç açının toplamı buradaki açıya eşittir. E o zaman buradan 2 yine buluruz. 42 buluruz. 2y 42 ise y'yi buradan kaç buluruz? 21 derece olarak buluruz. Tamam. y 21 çıktı. Geldik burada y yerine 21 yazdık ya da burada y yerine 21 yazdık. E sonra ne yapacağız burada? Hocam ben C açısına ulaşmak istiyorum. C açısına Peki. Şekil 2'deki Dikdörtgeni ben kullandım mı? Tam anlamıyla. Bak takıldım kaldım. Dikdörtgeni hocam buradaki 90 derece olay kullandım. Başka? Şu 48'i de kullandım. 48'i kullanmadım ben. Hocam 48'i kullanmak için şu üçgenden yapabilirim olayı. İşte şunu şöyle uzatıp hocam 21 ise burası da 21 deyip sonra 90'a tamamlayan açısı burayı bulurum. Burası kaç çıkar? 69 çıkar. Sonra ters açıdan dolayı burası da 69 çıkar. 69, 48 ve bu açının toplamı eşittir. 180'den sonuca ulaşırsın. Birinci yol bu. Ya da hocam şunlar birbirine paralel diyeyim mi? Paralel. E 48'e bakacak olursam ben bu üçgen hadi açıları indirgeyemedim diyeyim. Hocam burada şunlar birbirine paralel olduğu için yöndeş açıdan dolayı bu açıyla bu açı birbirine eşit değil midir? Evet. Hemen o zaman bu açının eşitliğini yazayım. Burası kaç derece yapar? 48. Hop büyük üçgende bak bir açısını yaptı. 48 ile 21'in toplamı yaptı. Yani 69 yaptı. E şimdi burada bizden C açısı isteniyor ya. Arkadaş Burada 69 var, 48 var, bir de soru işareti var. Yani 69 artı 48 artı soru işareti'nin toplamı eşittir 180'den dolayı şu ikisi kaç yapıyor? 117 yapıyor. Soru işareti'nde 180 eksi 117 olarak buluruz. Dolayısıyla cevapta kaç çıkar? 63 mu çıkar? Evet. Cevap böylelikle edrebit çıkar dostlar. Evet görüyorsunuz yine verilen bilgileri kullanmayla alakalı bir soru. Ya yani şimdi eski tip soru olsaydı şöyle mesela burayı şöyle çizerdi hiç dikdörtgen şeklinde olduğunu söylemeye söylemezdi şunu şöyle çizerdi tamam mı soruda bak şöyle olurdu büyük ihtimalle şöyle bir üçgen var hocam burası 90 derece derdi İşte şekil 1'de de belli parçası şuraları falan çizerdi ondan sonra şunları paralel olarak söylerdi şimdi artık ÖSYM paralelliği bu şekilde söylemiyor ne diyor? Ya dikdörtgen diyor bunun paralel olduğunu sen anlayacaksın. E burayı da 90 demiyor da dikdörtgenden dolayı buranın 90 derece olmasını sen anlayacaksın. Ya da paralel doğruları nasıl gösteriyor artık? İşte AB paraleldir, CD şeklinde demiyor. Mesela iki tane çizgiyi kırmızı çizgi, iki tane çizgiyi yeşil çiziyor. Aynı renkteki çizgiler birbirine paraleldir diyor. Yani burada cümlelerle ya da kelimelerle o ifadeleri söylemiyor. Artık işi aslında böyle e, kolaylaştırmayı... Yani okumayı kolaylaştırıyor ama bir şeyler saklanmış oluyor o zaman. Dikdörtgen dediği zaman mesela bunların paralelliği ve buranın da 90 derece olmasını hemen sonra da sen kullanacaksın kardeşim. Sadece yeni nesilleştirme dediğimiz olay bu. Bir şeyleri gizlemek. Gizlemek ama kolay şeyleri gizlemek. Onları da sen kolay bir şekilde keşfedebilirsin artık. Değil mi? Ya bunları da keşfetmeyi de öğreniyoruz daha doğrusu. Evet ikinci sorumuz da bu şekildeydi ve cevabı 63 olarak bulduk. Geldik 3 soruya. Burada da eş yapı, eş üçgenleri ÖSYM çok sorar ve her verilen bilgiyi burada kullanacağız arkadaşım. Şimdi soruyu tam anlamıyla okuyalım. Aşağıdaki şekil tepe açıları gösterilen 4 özdeş ikiz kenar üçgenden. Evet tepe açısı buysa ikiz kenarlar bunlardır. Tepe açısı buysa ikiz kenarlar bunlardır. Tepe açısı gösterilmiş ya. Tepe açısı gösterilmiş ikiz kenarlar bunlar. Tamam aklımızda. İkiz kenar üçgenlerin birer eşit kenarlar arasındaki açı 20 derece olduğuna göre taban kenarlarından biriyle eşit kenarlardan biri arasında oluşan x açısı nedir diye soruluyor bize. Şimdi burada açıya dalacağımız belli arkadaşlar. Ya burada ben şu açıya alfa alfa diyebilirim böyle. Alfa 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 diyebilirim. Taban açılarına da beta beta diyebilirim. Ama bu betaya da dalınca x de var ya burada. 3 bilim yere girmiş oluyoruz ki genelde biz 2 bilinmeyeni sevmiyoruz. E ne yapalım o zaman hocam? E burada... İkiz kenarın tepe açısına bence 2 alfa diyelim. İkiz kenarın tepe açısına değer vermeyle başladığın zaman ben 2 alfa diye başlıyorum. Çünkü niye? Çünkü ikiz kenarın tepe açısı bir değerse 180'den tepe açısını çıkartıp 2'ye böldüğün zaman taban açılarını buluyorum ya. O yüzden tam sayıyla uğraşmak için yani rasyonel sayıyla uğraşmamak için 2 alfa diyorum. E burası 2 alfaysa 180'den 2 alfa çıkart 180 eksi 2 alfa 2'ye böl 90 eksi alfaya 90 eksi alfa yapar taban açıları. Hemen 90 eksi alfaları yazdım böyle. Hocam burası da 90 eksi alfa. Burası da 90 eksi alfa. Burası 2 alfa. Burası da 2 alfa. Burası da 2 alfa. Burası da 90 eksi alfa. Burası da 90 eksi alfa şeklinde hepsini de yazdık. Eş yapılarda bütün kenarlar birbirine eşit açılarda birbirine eşit açılarında eşitliğini kenarlarında eşitliğini gösterdik zaten. Ekstra kenar eşitliği genelde böyle ÖSYM ekstra x kenarlık buldurtturmamızı isterler ama hani şuna baktığın zaman bunlar eşit. Şunlar eşit. Bunlar eşit. Bu eşitleri koyduğumuzdan ekstra bir x kenar üçgenlikte gelmiyor o zaman farklı bir şey var. Buradaki farklı bir durum ne? Bak dikkat et. Buradaki üçgenin şu kenarıyla buradaki üçgenin bu kenarı çakışık. Ha ince ayrıntı burada o zaman. O zaman sen buraya dikkat edeceksin. Yani bu kenarı ile şuradaki kenar çakışık ya üst üste binmiş ya. O zaman bunu oldu bir doğrusal oldu. He. Şimdi bu doğrusallığı kullanacağız biz büyük ihtimalle. Hocam madem bu doğrusal, e o zaman ya buradaki üçgene dikkat edeceksin sen şimdi ya da bunun doğrusallığında hangi üçgen var? Şuradaki üçgen var. Hangisi işine yarıyorsa oraya bakacaksın. Bak, her verilen bilgiyi kullandıktan sonra bir sonraki adımı otomatikman beynin çok rahat bir şekilde görür. Yani biz her zaman ne diyoruz? Beyinle görmeyi söylüyoruz. Burada da bak Beyin sana otomatikman bu doğrusalsa hocam buna ait ya bu üçgen var ya da hocam buna ait ya bu üçgen var dersin içinden değil mi? Beyninle gördüğün için. Neyse o zaman ben şu üçgeni ya da büyük üçgeni kullanmak istiyorsam hocam şu açı var. E bu açı da var aslında şöyle baktığın zaman. E hocam buradaki açı da var aslında şöyle baktığın zaman. Hatta burası kaç? Hocam burası kaç? Şöyle bakacak olursak 180 eksi 2 alfa hocam burası. O zaman 180'e tamamlayan açısı değil midir burası? Şununla şunun toplamı 180 olacak ya. 180 eksi 2 alfanın 180'e tamamlayanı 2 alfadır. Şimdi ben şu üçgeni düşündürsem Hocam iki iç açı bir dış açı deyip burayı bulurum. Ama direktman baksana şuradaki büyük üçgende hatta şöyle karalayarak göstereyim. Şuradaki üçgende direkt daha kolayı var. Hocam buradaki üçgende ne var? Şu iki alfayla şu açının toplamı direkt buna eşit diyebilirim. Direkt net bir şekilde çıkıyor. Sen iki alfa 2 alfa 4 alfa deyip sonra dört alfayla da yirminin toplamı 90 eksi alfa deyip iki işlemle de yapabilirsin. Ama gösterdiğim sarı üçgende iki iç açı bir dış açı. Yani iki alfayla şu açının toplamı. 2 alfa artı 2 alfa artı 20 yani şuradaki açı neye eşitmiş? 90 eksi alfaya eşitmiş. O zaman buradan burası 4 alfa yapıyor. Eksi alfayı da buraya attım. 5 alfa yaptı. 90'dan 20 çıktı. 70 yaptı. Alfa da buradan ne olur? 70'i 5'e böl. 0 at 2 ile çarp değil mi? Yani 14 yaptı. Bizden ne isteniyor? x açısı isteniyor. Madem alfayı ben 14 buldum cevap 14 değil. Hocam 90 eksi alfa yani 90 eksi 14 kaç yapıyor? 76 yapıyor değil mi? E x ne yapacaktır? Daha doğrusu x artı 76 da eşittir 180 değil mi? Evet x'i de böylelikle 180 eksi 76 olarak buluruz. Yani cevaba böylelikle ne diye ulaşırız? 104 diye ulaşırız. Evet cevap 3. soru. 3. soruydu galiba değil mi bu? 3. sorumuzun cevabı da 104 yaptı gençler. Evet geldik bir sonraki soruya ve son sorumuzdayız. Dördüncü sorudayız. Bakalım ne diyor dördüncü sorumuz. Bir kısmı siyah bir kısmı kırmızı renkli tel iki parçası paralel olacak biçimde şekil birdeki gibi bükülmüş ve ortadaki parçanın orta noktası B olarak işaretlenmiştir. Şekil 2'de. Kırmızı tel B noktasından tekrar bükülerek D köşesi D üstü konumunda siyah telin üzerine geldiğinde. Evet arkadaş buradan şu tel böyle bükülmüş. Bu telin şu kırmızı kısmı buraya gelmiş. Bak şöyle gelmiş. Sonra da bu da şurası böyle ya. E bu kırmızı kısım böyleyse geldiyse öbürü de şu şekilde gidecek zaten değil mi? Evet o da oraya doğru gelmiş. Hatta bunun uzantısı AB'nin uzantısı da tam C üstü noktasından geçiyormuş. Demek ki ben bunu da kullanacağım. Adam bunu bana verdiyse. Her bilgiyi kullanacağım. Peki ben şimdi ilk önce şuradaki bilgileri yazayım. Arkadaş bunlar paralel değil miydi? Evet paraleldi. Şunlar paraleldi. İlk önce paralelikleri kullanayım. Hocam paralelse Z'den dolayı burada kaçlar ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Yani şu siyahtaki nokta açısı burasıysa kırmızıdaki buradaki dar açıda nokta açısı değil mi? Evet. E, şekil 1 ve şekil 2'de aynı tel parçaları kullanıldığı için. Ya genelde iki şekil kullanıldığı zaman böyle ilk şekildeki bilgilerde kullanılır. E buradaki ilk şekildeki bilgide ben şunların eşit olduğunu biliyorum ve şunların da eşit olduğunu biliyorum. Hemen onları göstermem lazım. Hocam şu eşit bu değil mi? Çünkü bak bu buraya eşit. E bu da buraya eşit gördüğünüz üzere. Sonra bir de Şuradaki açı nokta açısı kırmızılar arasındaki açı da nokta açısı. Yazayım. Siyahlar arasındaki açı nokta açısı burası da nokta açısı olduğunu biliyorum. Peki ben şuraya bir alfa buraya da bir alfa diyeyim. Başka neyi biliyorum ben? Bir dakika. Bir dakika. Ben burayı ikiz kenarlıktan dolayı buldum. Burası nokta açısı dedim ya. Kırmızılar arasındaki şurayı sileyim baştan anlatayım. Bak şimdi bak 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 ezber olmasın. Hocam siyahlar arasındaki açının nokta olduğunu biliyorum. Kırmızılar arasındaki açının da ben nokta olduğunu biliyorum. Orayı yanlış göstermişim. Şimdi x kenarlıktan dolayı burası da nokta açısı oldu mu? Oldu. E o zaman şunlara şöyle bir alfa alfa alfayı şöyle bir yazayım. E sonra ne yapacağız? Hocam burada şöyle bir şey yan yana geldi. Güzel. Hemen burada bunu kullanacağım büyük ihtimalle. X artı 2 alfanın ne olmasını kullanacağım ben? 180 olmasını kullanacağım büyük ihtimalle. Tamam. Soruda takıldık kaldık. Soruda takıldığımız zaman. Soruyu bir okuyoruz kardeşim. Şimdi diyor ki oluşan şu üçgenin iç açıları birer tam sayı olduğuna göre diyor. Tamam tam sayı kullanacağım ben şimdi. Yani şu üçgenin açıları tam sayıymış. A, B, D üstü. Yani alfa bir tam sayı demek istiyor bize. X'in en küçük tam sayı değeri kaç derecedir diye soruluyor. Eyvallah soruyu da okudum bir şey göremedim ama ben neyi kullanmadım? Hocam A, B'nin uzantısı buraya geliyor. Hmm. Buraya geliyorsa o zaman şurada da bir üçgen var mı? Var. Hocam burası bu üçgenin burası dış açısı. Burası da iç açısı. Yani sen alfa'yla bir şeyi toplamışsın, x yapacak değil mi? O bir şey nedir? Aslında buraya sen direkt x, -X alfa da yazabilirsin. X ya yani alfa'yla neyi toplarsan x yapar? X, x alfayı diyebilirsin aslında. Bu şekilde yapabilirsin. Ya da başka nasıl bir şey yapabilirsin? Buradan şu yorumu da yapabilirsin aslında bizden. En küçük tam sayı değeri isteniyor ya. Yorum yapmam isteniliyor. Yorum yapacak bir bilgi bulmam lazım. Hocam ben şuradaki üçgene bakacak olursam, bak şimdi. Şuradaki üçgene bakacak olursam, hocam buradaki üçgende ben alfa'yla bir şeyi topluyorum x yapıyor. Yani o zaman buradan hangi yorumu çıkartıyorum ben? Kesinlikle ama kesinlikle x alfadan büyük değil midir? Çünkü alfa ile bir şeyin toplamı x yapıyor. O zaman ben neyi buldum? x büyüktür alfayı buldum kardeş. Bunu kullanacağım büyük ihtimalle. Hocam x büyüktür alfayı kullanacağım. Bir de başka şu var. Hocam alfa artı alfa artı x yani 2 alfa artı x 180 mi? 180. Burada da 2 alfa artı x. Burası da x olacaktı diyebiliriz aslında. Çünkü 2 alfa artı x 180 olduğundan. Neyse şu iki bilgiyi bulduk biz şimdi. Bu iki bilgiyi kullanacağım. Hocam burada ne yapalım? 2 alfayı öbür tarafa atalım. x ne olur? 180-2 alfa olmaz mı? Evet x yerine 180-2 alfa yazdım. Hocam büyüktür alfa mı oldu buradan? Aynen öyle. 180 de büyüktür 3 alfa mı oldu? 60 büyüktür de alfa mı oldu? Yani alfa küçüktür. 60 oldu. Alfa 60'tan küçük bir sayı oldu. Şimdi bizden ne isteniyor? X'in en küçük tam sayı değeri isteniyor. Arkadaşlar X'in en küçük tam sayı değerini bulmak istiyorsam ne yapmak zorundayım? Geliyorum buraya. Burada alfa var. Burada da alfa var mı? Alfa var alfa var. X'in en küçüğünü istiyorsam alfaya en büyük değerleri yazayım ki X'in en küçük değerine ulaşabileyim değil mi? O zaman alfaya en büyük değer ne yazabilirim? Alfaya da tam sayı demişti. Çünkü burada iç açıları birer tam sayı diye olarak söylenmişti. O zaman alfa yerine ben 59 yazabilirim. Alfa yerine 59 yazdığımda. E o zaman burası da 59. E o zaman ne olacak arkadaşım şurası? 59 artı 59 artı X eşittir 180 olmak zorunda. 59 59 ve X eşittir 180 ise eğer, buradan da X'i kaç buluruz? 62 olarak buluruz. Dolayısıyla x'in tam sayı değerek, değeri olarak en küçük tam sayı değeri kaç çıktı? 62 çıktı dostlar. Yani cevap denizli oldu. Bu da bir yorum sorusuydu. O yorum nereden geldi? Şunun böyle üçgen olmasından ve alfa ile şuradaki açının toplamının x olmasından dolayı x açısı alfadan büyük olduğunu bulduk ve x artı 2 alfanın da 180 olduğunu biliyorduk. Burada geldik. X yerine ne yazdık? 180 eksi 2 alfa yazdık ve yaptık işlemimizi sonrasında da cevaba ulaştık arkadaşlar. Evet, e ee, o zaman bitti mi? Evet, 4 sorunun 4'ünü de böylelikle çözmüş olduk. İnşallah faydası dokunmuştur size. Ne demiştik? Şey faydasını görebilmeniz için ilk etapta bu soruları siz kendiniz çözeceksiniz. Ondan sonra çözemediğiniz zaman benim çözüme bakacaksınız. ÖSYM üçgende açıda. Evet, eş yapılı soruları çok seviyor. Burada da aslında eş yapılı soru vardı. Mesela bu soruda şurada kırmızının eşi buraya konulmuştu ve burada yorum olduğu için ben en sona koydum zaten. Sonra bir soruya baktığımızda bak burada da bir eş yapı vardı. Açıların eşitliğini yazdık burada. Bazı sorularda kenarların eşitliğini de kullandırıyor. Sonra buradaki sorularda. da ee... Ekstra paralelliği bize dikdörtgenden verdirtiyor diye söylemiştik. Ee, ya da buradaki 90 dereceyi bize dikdörtgenden kendimizin bulmasını istiyordu diye söylemiştik. Ee, yine eş yapı vardı aslında. Buradaki mavi üçgenle buradaki mavi üçgenin aynı olmasından 48 ise burası da 48 diye söylemiştik. Ve sonra şuradaki soruda da bak buradaki soruya başlarken çözümde de çok güzel aslında çözüm yaptık burada. Bana buradaki dikdörtgen diye ki 110 verilmiş ya o zaman bu dikdörtgen ve parçalarını düşünerek işlem yapacağız demiştik. Buradaki bununla bu paralel olmasına 110 bu sonra burayı 70 bulduk sonra 70'i bulunca sorunun devamı da kendiliğinden geldi dostlar. Evet ÖSYM böyle sorularla büyük ihtimalle karşınıza çıkar özellikle açıda konusunda yani son zamanlarda %99 diyebilirim kesinlikle demeyeyim de %99.9 yeni nesil sorularla karşınıza çıkacak yeni nesil sorular da öyle çok zor sorular olmuyor aynen buradaki sorular gibi karşınıza çıkacak ÖSYM'de bu sorularda sizi büyük ihtimalle geliştirmiştir. Eksiğiniz varsa o eksiğinizi de kapatmıştır dostlar. E o zaman soruları bitirdik. Ne diyelim o zaman? Star metri konusunda ilk konu denememizi yaptık. İlk konu denememiz açılardı. Bir sonraki konu denememiz de dik üçgen ve özel üçgenlerden olacak. O zaman bir sonraki hafta pazar günü Star metrinin part 2'sinde özel üçgenler konu denemelerinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.